Dünyanın son derece hızlı bir şekilde yaklaştığı gıda kriziyle karşı karşıyayız. Herhalde dünyanın dördüncü devrimi sağlıklı gıda devrimi olacak. Artık ekilmiyor, biçilmiyor. Her sene Türkiye'de Trakya büyüklüğünde toprakta tarım yapmaktan vazgeçiliyor. Çünkü ürünümüzü üretirken yüksek maliyetlerle elde ettiğimiz ürün küçük çiftçilerin geçinmesine yetmiyor. Bunlarla ilgili mutlaka strateji geliştirilmesi lazım. Bunları yaparken de kendi öz malımızı korumamız lazım. İşte onlardan bir tanesi çamdır fasulyesi. Yılda 500 kiloya inmişti. 500 kilo. Yani birkaç sene daha geçse artık tohumluk olarak bile bulunamayacaktı. Biz bunu 5000 metrekare alanda ekmeye başladık. Şu anda ortalama günde yılda 1500 kiloluk bir verim elde ediyoruz. Bu 1500 kilonun bir kısmını burada sizlerle, dostlarımızla beraber hem fasulyemizin adını duyurmak hem sizlerle beraber güzel bir gün geçirmek adına beraberce tüketiyoruz. Peki kalan kısmı ne yapıyoruz? Kalan kısmı da çiftçilere tohumluk olarak veriyoruz. Fasulyenin varlığı, fasulyenin yeniden ekilip çiftçiler için bir ürün haline gelmesi, emin olun diğer ürünlerden çok daha fazla, çok daha karlı bir iş kolu haline geldi. İşte bunları yapmamız lazım. Biz küçük bir belediyeyiz. Biz bunu yapabiliyoruz. Yapabilen herkesin buna bir su taşıması lazım. Buna örnek olması için. Biz de bu yoldayız demek için bu fasulyeyi yaşatıyoruz. Bugün genellikle de sizlerle beraber bunu bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Üreticinin desteklenmesi lazım. Bir takım ürünlerin kaybolmamasına yönelik çalışması çok önemli, çok değerli. Antalya'nın meşhur çandır fasulyesini bir de kendimiz alıp pişiriyoruz ama bir de buradaki tanıtımında, organizasyonda tadalım hem de alışveriş yapalım dedik. Yani çandır fasulyesini çoğu kimse bilmiyor. Antalya'nın simgelerinden biri. Teşekkür ederiz bundan dolayı hem belediyemize, katkısı olan herkese teşekkürler.